İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemini değerlendirerek hükümet yönetiminin yetersiz kaldığını belirtti. Cennet gibi bir vatanımız, zeki ve çalışkan bir milletimiz, eğitimli ve genç bir nüfusumuz var diyerek sözlerine başlayan İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay konuşmasına şöyle devam etti. Sevgili basın mensupları, değerli Nevşehirliler, aziz Türk milleti, 50 yıllık vatansever bir Türk milliyetçisi olarak ülkemizin geldiği son noktadan son derece üzgünüz, son derece kaygılıyız. Cennet gibi bir vatanımız, zeki ve çalışkan bir milletimiz, eğitimli genç bir nüfusumuz var. Tohumu taşa atsan taşın filizleneceği toprağımız, zengin kaynaklarımız var. Türkiye potansiyeli yüksek ve güçlü bir ülkedir. Biz asla yoksul bir ülke değiliz. Yoksul olduğumuza inandırılmaya çalışılıyoruz. Şu geldiğimiz hale bakınız. Her gün zam yağmurları altında ıslanıyoruz. Derin bir yoksulluğa sürükleniyoruz. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yapılan zamlarla ve sürekli artan fiyatlar karşısında henüz elimiz değmeden tükenmiş gözükmektedir. Hükümet kendisi yaptığı fiyat artışlarını halkın gözünden gizlemek amacıyla marketlere kabahat bularak algı oluşturmaya çabasına düşmüştür. Ülkemizde üretim ve ticaret neredeyse durmak üzeredir. 20 yıllık hükümet bir gün ekonomi ve hukuk reformu yapacağını söylüyor. Ertesi gün Çin modelinden bahsediyor. 3 gün geçmeden yüksek kur politikasına geçilerek ihracatı artırmayı hedefliyor. Aynı gün 18 TL'ye çıkan dolara şapkadan tavşan çıkarmak usulüyle müdahale ederek 12 TL'ye düşürüyor. Hükümet adeta kendi vatandaşını tokatlarcasına gece 18 TL'den dolar satıyor, sabah 12 TL'ye dolar topluyor. 20 Aralık gecesi herhangi bir dış müdahale olmadığını ve küçük yatırımcının çarpıldığını bizzat Maliye Bakanı ifade etmiştir. Arkadaşlar, küçük yatırımcıyı çarpan kimdir? Son olarak Sayın Maliye Bakanı heterodoks modelinden söz etmeye başlamıştır. Ayrıca son açıklamalardan milletimizin yastık altı tasarruflarına hükümet tarafından göz dikildiği anlaşılmaktadır. Gerçek şudur. Bütün milletimiz bunu görmek durumundadır, kavramak ve anlamak durumundadır. Hükümet ekonomik krizden çıkış çaresi bulamamaktadır. Hükümetin Türkiye'yi yönetecek bir plan ve projesi maalesef yoktur. Bu Maliye Bakanı ile bu krizden çıkılacağına inanan insan kalmış mıdır bilmiyorum. Sorunlara çözüm bulamayan hükümet, beka kavramının arkasına sığınmakta, gerçeklikten koparak algılarla iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. Daha dün ülkede 150 terörist kaldığını söyleyen İçişleri Bakanı, İstanbul Belediyesi'nde 557 terörist olduğundan bahisle
ve 5 gassaldan bahisle Türkiye'nin gündemini gerçeklerden çok algılara dönüştürmüş vaziyettedir. Bu sayıda bir teröristin varlığını tespit eden İçişleri Bakanı'nın elini kim tutmuş ve bunlar şimdiye kadar yakalanıp adalete neden teslim edilmemiştir? 5 gassalı milli güvenlik sorunu sayan bir anlayıştan ve böyle bir İçişleri Bakanı'ndan ne beklenebilir? Milletimize bunu sormak istiyorum. Böyle bir İçişleri Bakanı'ndan ve böyle bir Maliye Bakanı'ndan acaba memlekete nasıl bir fayda beklenebilir? Aziz Türk milleti, değerli Nevşehirliler, eksiklikleri olmasına rağmen demokrasiyle yönetilen tek İslam ülkesiydik. İslam dünyasının tek hukuk devletiydik. Zenginlik ve kalkınma sadece demokrasiyle ve hukukun egemen olmasıyla gelişebilirdi. Bu sebeple demokrasiyle ve hukuk devleti olma yolunda ilerlerken 2010 referandumu ile önce hukuku siyasallaştırmak suretiyle siyasi iktidarın sopası haline getirdik. 2017 referandumu ile ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube bir sisteme geçmek suretiyle parlamentoyu yetkisiz ve etkisizleştirerek demokrasiyi rafa kaldırdık. Tek adam yönetiminde Türkiye'nin bütün kurum ve kurallarını yok edildiğini görüyoruz. Bütün kaynakları ve üretim yapan fabrikaları satıldı. Şeffaflık, denetlenebilirlik, liyakat terk edildi. İsraf ve yolsuzluk tavan yaptı. Eğitim sistemi çöktü. Tarım ve hayvancılık girdi maliyetleri sebebiyle yapılamaz hale geldi. Piyasalardaki güvensizlik esnafı siftahsız dükkan kapatmaya mahkum etti. Üretim durdu, işsizlik ve özellikle genç işsizlik tavan yaptı. Milletimiz bir çöküşe ve derin bir yoksulluğa terk edildi. Derin bir hukuk, adalet ve güven krizi içindeyiz. Geleceğimizi göremiyoruz. Türkiye maalesef yönetilemiyor, frensiz bir araba gibi savruluyoruz. Halbuki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken uçacağımız söylenmişti. Dolar çakılacaktı. Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girecek. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin, 20 bin dolarlara çıkacaktı. Uçamadığımız gibi kanatlarımız kırıldı ve yere çakıldık. Kişi başına düşen milli gelir 8 bin doların bugünlerde daha da aşağılara düşerek 5-6 bin doların altına düştü. Çalışanların ve emeklilerin maaşı 200-300 dolar seviyelerine indi. Gayri safi milli hasıla düştü. Türkiye G20 ülkeleri arasında 17. sıradan maalesef 21. sıralara geriledi. Partilerimiz aynı. Partilerimiz ayrı ancak kaderimiz aynı. Kaderimiz ortak. Uyanmak zorundayız. Siyasi inatlaşmayı bırakarak sağduyu ile düşünmeli ve makul olanı bulmalıyız. Hükümet ekonomide iç ve dış politikada yaptığı yanlışlarda ısrara ve inadını sürdürmeye maalesef devam etmektedir. Millete dövizlerini TL'ye çevirmeye zorlayan hükümet kamunun bütün kaynaklarını
dolar sözleşmeli 5 şirkete akıtmaya ve yandaşlara üçer beşer ballı maaş vermeye devam etmektedir. AK Parti'ye oy veren, oy vermeye devam eden vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Milletin büyük çoğunluğu yoksulluk içinde kıvranırken üçer beşer ballı maaş alınmasını vicdanınızda onaylıyor musunuz? Milleti unutan, denetlenemeyen, şeffaf olmayan bu sistem sürdürülebilir değildir. Bu yoldan dönülmelidir. Bu gidişi durdurmak milletimizin ve hepimizin elindedir.